Elimizde 4x100'lük bir kareli kağıt varmış ve bunun üzerindeki bazı kareler boyanarak bir desen elde edilmiş. Fakat bu desen bir kurala göre oluşturulmuş. Söz gelimi A satırındaki karelerden 2'nin katı olanlar boyanmış. Yani 2, 4, 6 bu şekilde gidiyor. Mesela 100 de boyalı dikkat ederseniz. B satırındakilerde ise 3'ün katı olanlar boyanmış. 3, 6 gidiyor 99'a kadar. C satırındaki karelerde 4'ün katı olanlar ve D satırındakilerde ise 5'in tam sayı katı olanlar boyanmış. Bize sorulan soru, bu desende yer alan sütunların kaç tanesinde A ve D satırlarındaki kareler boyalı, diğerleri boyasızdır? Yani sadece A ve D'nin boyalı olması isteniyor, diğer ikisinin ise boyasız olması isteniyor. Şimdi kuralı hatırlarsak, A ve D'nin boyalı olması için İkinin tam sayı katı ve 5'in tam sayı katı olması gerekiyor. Yani o sütunda söz gelimi ilk kare ile dördüncü karenin boyalı olabilmesi için A ve D satırındaki karelerin boyalı olması için 2'nin tam sayı katı ve 5'in tam sayı katına karşılık gelen sütun olması gerekiyor. Bu da bana şunu söylüyor. O sütun onun tam sayı katı olmalıdır. Çünkü 2'nin tam sayı katı olması gerekiyor. A'nın boyalı olması için, 5'in tam sayı katı olması gerekiyor. D'nin boyalı olması için. Demek ki o sütun onun tam sayı katı olması gerekiyor. Fakat tüm şartımız bu değil. Aynı zamanda B ve C'nin boyalı olmaması gerekiyor. Ama ona geleceğiz. Şimdi onun tam sayı katı olan birden 100'e kadar olan şeyleri bir sıralayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Şimdi B satırının boyalı olmaması için bu sütunda 3'ün tam sayı katı olmaması gerekiyor. Şimdi bunlardan 3'ün tam sayı katı olanları eleyeceğiz. Şimdi 3'ün tam sayı katı olanları birlikte elemiş olduk. C satırının boyalı olmaması için ise 4'ün tam sayı katı olmaması gerekiyor. 20'yi eledik, 40'ı eledik çünkü bunlar 4'ün tam sayı katı. 100'ü eledik. Geri kalanlar A ve D satırının boyalı olup B ve C'nin boyalı olmadığı. Yani 10, 50 ve 70. Böylece yanıtı A olarak bulmuş oluruz. Çünkü 3 tane var. Bu soru bir otomotiv firması ile ilgili. Bu otomotiv firmasında günde 120 adet araç üretiliyor. Bunların bir miktarı binek, bir miktarı ticari. Bineklerde 3 çeşit araç var. Dizel, benzinli, elektrikli. Dizel 15 tane, elektrikli 12 tane üretiliyor günde. Ticari araçlarda 2 çeşit var. Dizel ve benzinli. Şimdi bize bir bilgi daha verilmiş. Bu fabrikada bir günde üretilen toplam dizel araç sayısı benzinli araç sayısının 2 katıymış. Bizden istediği kaç adet ticari dizel araç üretildiği. Şimdi biz bir tablo oluşturacağız. Tablomuzda 2 satır ve 3 sütun olacak. Şimdi sütunlar dizel, benzinli, elektrikli şeklinde. Satırlar ise binek ve ticari. Şimdi bu tabloyu doldurmaya çalışacağız. Öncelikle bildiğimiz şeylere yazalım. Binek dizel 15, binek elektrikli 12. Toplam araç 120. Bunu en son kullanacağız. Şimdi benzinli toplam araç üretimi, dizel toplam araç üretimi hakkında da dizel benzinlinin 2 katı. Bunu biliyoruz.
Buna göre tablomuzu şu şekilde doldurmaya çalışalım. Benzinli bineğe X, benzinli ticariye Y diyelim. Ticari elektrikli araç üretilmiyor. Bu yüzden buraya 0 diyebiliriz. Son olarak da ticari dizele Z diyeceğiz. Şimdi elimizdeki bilgileri doldurmaya çalışalım. Öncelikle benzinli araç sayısı X artı Y. Böyle olunca dizel araç sayısı bunun 2 katı. 2 çarpı X artı Y. Şimdi dizelin toplamını biliyorum. 2 çarpı X artı Y. Benzinlinin toplamını biliyorum X artı Y. Elektriklinin toplamı da 12. Bunları bir toplayalım ve 120'ye eşitleyelim. X çarpı X artı Y'nin 108 olduğunu bulurum ve bu da bana X artı Y'nin 36 olduğunu söyler. Şimdi toplam dizel araç sayısı 2 çarpı X artı Y'ydi. Yani 72 idi. Şimdi dizel araç sayısının toplamının, yani hemen işaretleyelim, bu bölgenin 72 olduğunu biliyorum. Ticari dizeli bulabilmek için toplam dizelden binek dizeli çıkarmam gerekiyor. 72 eksi 15 Z'yi verecek. Bu da 57 ediyor. Ve yanıt Denizli olmuş oluyor. Bir mandırada 130 litre süt varmış ve bunu peynir yapmak için kullanılıyormuş. Şimdi bize bir grafik verilmiş. Bu grafik kalan süt ile üretilen peynir miktarı arasında bir bağıntı kuruyor. Bu bağıntı doğrusalmış. Şimdi bu bağıntıya göre bize sorulan soru şu. 10 kilogram peynir üretildiğinde ne kadar süt kalmıştır? Bu soruyu birkaç yoldan çözebiliriz. Öncelikle birinci yoldan çözelim. Şimdi iki noktası bilinen doğrunun denklemini çıkarmakla başlayabiliriz. Öncelikle iki nokta hangi noktalar? Bunu yazalım. 0'a 130 ile 15'e 25 noktaları var elimde. Bunlarla bu doğrunun denklemini çıkarabilirim. Y eksi 25 bölü x eksi 15 eşittir 130 eksi 25 bölü eksi 15. Bu da 105 eksi 105 bölü 15 eder. 105 bölü 15 de 7'dir. Eksi 7 elde etmiş olduk. Bu da bize y eksi 25 eşittir x eksi 15 çarpı eksi 7 ifadesini verir. Eğer eksi 7'yi x eksi 15'in üzerine dağıtırsak eksi 7x artı 105 eksi 25'i de sağ tarafa geçirirsek artı 25 diye y eşittir eksi 7x artı 130 buluruz. Grafiğimizdeki y kalan sütü ifade ediyor. X ise üretilen peyniri ifade ediyor. Soru bize 10 kilogram peynir üretildiğinde soruyor. Bu yüzden x'e 10 veririm. Y eksi 7 çarpı 10 artı 130 olur. Eksi 70 artı 130'dan cevabı 60 olarak bulurum. Fakat sorumu başka yollarla da yapabilirim. Şimdi ikinci yola geçelim. İkinci yol. İkinci yol biraz daha geometrik bir yol. Şimdi elimde aslında burada bir benzerlik kurabileceğim bir üçgen var. 130, 25, 15. Şimdi ben aslında ona karşılık gelen yeri arıyorum. Yani şurasını arıyorum. Şimdi tabii burada haliyle bir üçgene dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu üçgen. Bu üçgeni alalım. Şimdi taban 15. Şuradaki taban
Fakat bunun ona karşılık gelen yeri de bizi ilgilendiriyor. Şurası. Toplam uzunluk 105. Yani şurası 105 imiş. Aynı zamanda şuranın 10 olduğunu biliyorum. Burası 10 olduğu için şurası da 10 olmuş oluyor. Şimdi ise Thales teoremi kullanarak ben buradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım. Buraya x, buraya 105 eksi x diyelim. X bölü 105 Thales teoreminden 10 bölü 15'e eşit. Bu da 2 bölü 3'e eşit. Böylece x içler dışlar çarpımından 210 bölü 3 yani 70'e eşit. Yani şu uzunluk 70'miş. Bu uzunluk grafiğimde şuraya karşılık geliyor. Burası 70'miş. Bu uzunluk 70 olduğuna göre bu seviye 130 eksi 70'ten 60 olmalıdır. Bu da bir ikinci yolum. Son olarak bir üçüncü yolla çözmemiz de mümkün. Üçüncü yol biraz da basit bir metot olabilir belki. 15 kilogram ürettiğimde süt 105 litre azalmış. Şimdi bu doğrusal olduğu için grafik 10 kilogram ürettiğimde kaç litre azalır? Eğer doğru orantı kurarsam 15 çarpı x, 105 çarpı 10 olur. 15 ile 105 sadeleşirse x 70 çıkar. Yani 10 kilogram ürettiğimde 70 litre azalması gerekiyor sütü. Toplam süt 130'du. 130 eksi 70, 60. Gördüğünüz gibi bu soruyu 3 yoldan da çözmek mümkün. Böylece yanıtı Bursa olarak. Bu soruda 10 adet kutu olduğu söyleniyor ve bunlar bir palet üzerinde burada şekilde çizdiğim gibi dönüyor. Burada ok yönü önemli. Saat yönünün tersine olacak şekilde dönüyor. Kutuların arasında eşit mesafe var. Ve bize sorulan soru A noktasındaki kutu ile E noktasındaki kutu bir süre sonra döndüğünde dikey olarak aynı hizaya gelecek. Tam olarak bu anda K noktasındaki kutu nerede olur? Bunu soruyor. Şimdi bir sonraki anı düşünelim. Yani A'daki kutu B'ye geldiğinde, A'daki kutu B'ye geldiğinde E'deki kutu F'ye gelmiş olacak. A'daki kutu C'ye geldiğinde, yani iki adım ilerlediğinde E'deki kutu G'ye gelmiş olacak. Yani A'daki kutu C'ye, E'deki kutu G'ye geldi. Hala dikey olarak aynı hizada değiller. A'daki kutu 2,5 birim gittiğinde, yani C ile D'nin ortasına geldiğinde, burada işaretleyelim. A'daki kutu buraya geldiğinde, E'deki kutu yine 2,5 birim giderek F, G ve GH'nin ortasına gelecek. Böylece bunlar dikey olarak aynı hizaya gelmiş olacaklar. Yani 2,5 birim ilerlediler. Bu anda K'da 2,5 birim ilerlemiş olacak. 1 birim, 2 birim ve tam olarak burası da 2,5 birim olacak. Böylelikle K kutusu, K noktasındaki kutu aslında B ile C'nin arasına gelmiş oldu. Böylece yanıt C olmuş olacak. Bu soruda elimizde bir kare prizma var. Taban alanı 16 birim kare, yüksekliği 3 birim kare. Şimdi bu tahta bloğun tüm yüzeyi boyanıyor. Yani elimizdeki 6 tane yüzeyi de boyuyoruz. Daha sonra bu tahta bloğu 48 tane birim küpe ayırıyoruz. Ve bu birim küplerden kaç tanesinin yalnızca iki yüzünün boyalı olduğunu soruyor bize. Şimdi ben burada kolay bir şekilde görebilmek için bu 48 birim kareli birim küp kare prizmayı 3'e ayırdım. Yani yüksekliği 3'tü. Ben bunu 3 kere kestim ve üst plaka, orta plaka, alt plaka olacak şekilde ayırdım. Üst plaka gördüğünüz gibi üst tarafı boyalı. Çünkü tüm yüzeyleri boyuyorsak üst yüzey de boyalı olmalı. Yan yüzeyler gördüğünüz gibi boyalı. Tabi burada arkayı göremiyoruz. Ben burada işaretlemekle yetineceğim. Şu arka yüzeyler de boyalı.
göremediğimiz arka yüzeyler de boyalı. Sonra orta plakada, tabii orta plakanın üst kısmı ile alt kısmı kare prizmanın yüzeylerine temas etmediğinden boyalı değil. Fakat yanları boyalı. Yine buralar görünmüyor. Görünmeyen bu kısımlar da boyalı. Son olarak alt plakada, alt plakanın üst kısmı ortaya bakıyor. Orası boyalı değil. Fakat görünmeyen alt kısım boyalı. Şu yanlar boyalı. Şimdi bu bilgiler ışığında hangi küplerin yalnızca iki yüzünün boyalı olduğuna bakalım. Şimdi teker teker bakabiliriz aslında arkadaşlar. Mesela şu birim küpe bakarsak, bu birim küpün yanları boyalı, üstü boyalı 3 ediyor. 3 yüzü boyalı. Bu 3 yüzü boyalı. Yine bu tarafın 3 yüzü boyalı 1. Burası 2 ve şurada görmediğimiz kısım 3. Yine aynı şekilde bu taraf, bakın görünüyor zaten, 1, 2 ve 3. Buralar boyalı. Yine burası da 3 tane tarafı boyalı olan küplerden. Şimdi 3'leri de çiziyorum çünkü soru gayet 3 yüzü boyalıları da sorabilirdi. Hani burada tam bir analiz yapmak istiyoruz. Şimdi yine üst plakada diğer küplere bakalım. Hangilerinin 2 yüzü boyalı mesela? Şimdi mesela şuna bakarsak, bunun şuradan baktığımız yüzü boyalı değil. Çünkü orası araya denk geliyor. Yine burası da araya denk geliyor. Fakat şurası boyalı. O yüzden iki yüzü boyalı olanlardan olacak kırmızı. Burası da aynı şekilde iki yüzü boyalı. Sonra gelirsek burası iki yüzü boyalı. Boyalı yüzleri de görebiliyoruz zaten. Yine burası aynı keza. Burada da boyalı yüzleri bakın görebiliyoruz. Son olarak ortadakiler kaldı. Ortadakiler ise, yani şu ortadakiler, sadece bir yüzü boyalı olanlardan, orası da üst yüzey. Şimdi burada biz sarıyla gösterdiklerimiz 3 yüzü boyalı. Sonra kırmızıyla gösterdiklerimiz 2 yüzü. Beyazla gösterdiklerimiz şunlar. 1 yüzü boyalı. Son olarak arkadaşlar, sıfır yüzü boyalı, yani hiçbir yüzü boyalı olmayanları da yeşille göstereceğiz. Şimdi orta plakaya geçelim. Orta plakanın üst kısmı tamamen boyasız. Alt kısmı da boyasız. Şimdi orta plakada 3 yüzü boyalı olan, aslında burada da görebiliriz ki yok. Çünkü şu küpten başlayabiliriz isterseniz. Bu küpün, şuradaki gördüğümüz küpün, şu yüzü boyalı, yine bu yüzü boyalı. Diğerleri aralara denk geliyor. O yüzden boyalı değil. Yani bu küpün iki yüzü boyalı. Şöyle bir kırmızı işaret koyalım. Şimdi bu küpe bakabiliriz. Bu küp de aynı şekilde şu yüzü boyalı, bu yüzü boyalı. Burası da aynı şekilde ve son olarak burası da aynı şekilde. Burayı zaten görmek mümkün. Çünkü direkt önümüzde görünen kısımları çizili olduğu için iki yüzü boyalı. Şimdi şunlara gelelim. Bunlar da aslında bir yüzü boyalı olanlar. Sadece şu gördüğümüz yüzeyleri boyalı. Bunlar da aynı. Şunları görmüyoruz ama bu sarıyla işaret ettiğim kısım boyalı olduğu için orası da öyle. Son olarak orta kaldı. Orta kısmın üstü ve altı tamamen boyasız yerlere temas ediyor. Yanlar zaten arada kalıyor. O yüzden buranın sıfır yüzü boyalı. Yani hiçbir yüzü boyalı değil arkadaşlar. Bunları da yeşille işaret ediyoruz. Son olarak alt plakaya geldik. Alt plaka üst plakayla aslında aynı şekilde olacak. Şimdi bunu gösterelim. Şimdi buranın 3 yüzü boyalı. 2 tane yüz görünüyor. Biri de altta kalıyor. Alt kısım da boyalıydı. Buranın da 3 yüzü boyalı. Bir tanesi görünüyor. Biri yanda. Birisi de aşağıda kaldı. Burasının da 3 yüzü boyalı. Burada 3 yüzü boyalı. Şimdi arkadaşlar dilerseniz 2 yüzü boyalılara geçelim. Mesela şuna bakarsak, burasının 2 yüzü boyalı. Çünkü alt kısım boyalıydı. Yanda gördüğünüz gibi boyalı. 2 etti. Burası da aynı şekilde. Bunlar da aynı şekilde. Şimdi son olarak ortaya geldik.
Orta kısmın sadece bir yüzü boyalı, o da alt kısım. Diğerleri yanlara, aralara geliyor. O yüzden boyalı değil bunlar. Bunları da işaretleyelim. Şimdi bakın bu bize ne söyledi? Sıfır yüzü boyalı olanlar üst plakada yok ama orta plakada var 4 tane. Alt plakada yok. Sadece 4 taneymiş. 3 yüzü boyalı olanlar üst plakada ve alt plakada 4'er tane var. Orta plakada yok. 8 tane etti. Şimdi 2 yüzü boyalı olanlara bakalım. Aslında soru bizden sadece bunu soruyordu. Üst plakada 2, 4, 6, 8. Orta plakada 1, 2, 3, 4. Alt plakada 2, 4, 6, 8. 8 artı 4 artı 8. Bu da 20 ediyor. Son olarak bir yüzü boyalı olanlara bakıyoruz. Üst plakada bunlardan 4 tane var. Orta plakada bunlardan 2, 4, 6, 8, 8 tane var. Alt plakada ise 4 tane var. Bunlar da 16 etti. Şimdi bunların toplamının tabii ki 48 olmasını isteyeceğiz. Çünkü 48 tane birim küp olacak. 4, 8 daha 12, 12, 20 daha 32, 32, 16 daha 48. Böylece doğrulamış olduk. Dediğim gibi soru sadece bizden 200 boyalıları istiyordu ama başka sorularda bu şekilde olabilir diye biz hepsini açıklamak istedik. Sorunun doğru cevabı 20 ve yanıt Edirne. Elimizde bir geometri sorusu var ve şekilde görüldüğü gibi bir durum var. Şimdi bizden x'i bulmamız isteniliyor. Burada iki açının eşitliği verilmiş. Aslında bu iki üçgen yani DEC ve ABC üçgeni aynı zamanda C kenarının açısını da paylaşıyorlar. Durum böyle olunca üçgenlerde benzerlik bize en çok yardımcı olacak konu oluyor burada. Şimdi biz burada benzer açıları işaretleyeceğiz. Öncelikle burada şu açıya alfa diyelim. Şu açıya beta diyelim. Şimdi alfa, beta, burası da gamma olsun. Alfa, beta, gamma 180. Yine alfa, beta var burada. Burası da gamma olsun. 180. Şimdi burada iki tane üçgen açı benzerliğiyle benzer. A, C, B üçgeni. A, alfa açısıydı. Şimdi E de alfa açısı. E, sonra C, beta açısıydı. Yine C koyacağız. E, C de, D de gamma. Bu iki üçgen benzer. Bu durumda açıların gördüğü kenarlar da birbirleriyle orantılı olacak. Öncelikle burada dikkat edersek alfa açısı 3'ü görüyor. ECD üçgeninde alfa açısı 3'ü görüyor. ACB üçgeninde alfa açısı x'i görüyor. ECD üçgeninde gama açısı 2 artı x'i görüyor. ACB üçgeninde gama açısı 8'i görüyor. Aslında bu soruyu çözmemiz için yeterli. Bu yüzden içler dışlar çarpımı yaparak 24 eşittir x çarpı x artı 2 elde edebiliriz. Burada aslında direkt x 4'ün denklemi sağladığını görüp 4'ü işaretleyebiliriz veya ikinci dereceden denklem çözümüne geçip x kare artı 2x eksi 24, 24'ü sağ tarafa attım. Daha sonra artı 6 eksi 4 diye ayırırsam x artı 6, x eksi 4 eşittir 0. X'in pozitif bir değer olması gerektiğinden dolayı x'e 4 vermem gerekir. Bu durumda da yanıt A olmuş olur. Elimizde bir dikdörtgen var ve biz bununla eşit alana sahip olan kareyi elde etmeye çalışıyoruz. Şimdi tabii bunu yapabilmek için aklımızda şunun olması gerekiyor. Mesela elimizde bir dikdörtgen varsa kenarları A ve B olsun. Şimdi biz bununla eşit alana sahip kareyi yapmaya çalışırsak AB eşittir x kare problemiyle karşılaşırız aslında. Burada x kök AB'dir. Yani kenar uzunluğu kök AB olan kareyi bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bunun bize şunu hatırlatması gerekiyor arkadaşlar. Kök AB'yi nereden bulabiliriz? Eğer bir diklik varsa şöyle. Şurası kök AB'ydi. Burada da benzer bir metot izleyeceğiz. Aslında şuradaki diklikten yararlanabiliriz.
Burada bir dik var. Burada şunu biliyorum. FD'nin uzunluğu ED çarpı DC'nin karekökü. Ya da daha doğrusu FD'nin karesi ED çarpı DC. FD'nin karesi şu aslında karenin alanına eşit. O yüzden buna yukarıda karenin alanı diyelim. Şimdi aynı zamanda şunu biliyorum. Dikdörtgenin alanı da DC çarpı AD'ye eşit. Şimdi dikkat ederseniz burada DC'ler birbirini götürüyor. Bu da bana ED'nin AD'ye eşit olduğunu söylüyor. Yani soruda gördüğümüz şu kısım ile şu kısım eşit olması gerekiyor. Bunu bulduktan sonra aslında geriye çok da bir şey kalmıyor. Çünkü eğer yarıçapa R dersem, şuraya X dersem, burası R eksi X olmuş oluyor. Yine burası da R eksi X olmuş oluyor. Dikdörtgenin çevresini hesaplarsak R eksi X artı R artı X çarpı 2. Bu 36 ise 2 çarpı R eksi X, R artı X'deki X'ler birbirini götürüyor. Burada da 2R var. 36 ve böylece 2R 18 çıkmış oluyor. Yani çap 18 çıkmış oluyor. Buna birinci metot diyelim. Şimdi diğer metodumuza geçelim. Şimdi aslında şuradaki diklikten de yararlanabilirdik. Çok kötü oldu. Bir daha çizelim burayı. Evet. Şimdi buraya R dersek eğer arkadaşlar, daha sonra şuraya X dersek burası da R olur. FD'nin uzunluğu kök içerisinde R kare eksi X kare. Karenin alanı FD'nin karesi yani R kare eksi X kare olur. Dikdörtgenin alanı ise R artı X çarpı AD uzunluğu. Şimdi bu ikisi birbirine eşit olduğundan dolayı R kare eksi X kare R artı X çarpı AD uzunluğuna eşit. Eğer burada sadeleştirme yaparsam kare farkından R kare eksi X kareyi R artı X'e bölersem R eksi X kalır. Yani AD R eksi X'miş. Bundan sonra yine aynı şekilde dikdörtgenin çevresini hesaplarım. İki kenarın uzunluğunun toplamı çarpı 2 eşittir 36. Buradan da 2R eşittir 18 çıkarımını yaparım. Böylece yanıt C olmuş olur. Öğretmenimiz geometri dersinde bize bir etkinlik veriyor. Etkinlik şu şekilde. Öncelikle 8 cm uzunluğunda bir AB doğru parçası çizmemizi istiyor. Biz de bunu çizdik. Daha sonra bizden pergelimizi 5 cm açmamızı istiyor. Şimdi 5 cm, bu 8 cm'nin tam ortası 4 cm olduğuna göre 5 cm eğer bu A'dan ölçersek şuraya bir yere gelir. B'den ölçersek şuraya bir yere gelir. Ve önce sivri ucu A'ya koyarak A merkezli çemberi çizmemizi istiyor. Böylelikten bir çember. Daha sonra sivri ucu B'ye koyarak B merkezli çemberi çizmemizi istiyor. Böyle giden bir çember. Şimdi bu çemberlerde önemli olan özellik ikisinin de yarıçapının 5 olması. Bu kesim noktalarına bir ad vermiş. C, D. Bizden ise buradaki AC, BD dikdörtgeninin, daha doğrusu dikdörtgen dedim yanlışlıkla oldu. Dörtgen. Bu bir dikdörtgen olmak zorunda değil. Ama bu bir dörtgen. Bu dörtgen alanını soruyor. Şimdi burada önemli olan şey şu. AC uzunluğu A merkezi çemberin yarıçapı olduğu için burası 5 diyebiliriz. BC de yine aynı şekilde 5 çünkü B merkezi çember. AD de 5.
BD de 5. Şimdi o zaman burada ikizkenar üçgen var. ACB ikizkenar üçgen. Ve bu durumda da tabana indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölecek. Yine aşağısı için de tabana indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölecek. Ve bu bir dik olacak. Şimdi ACB üçgeninin alanı hemen tarayalım. Yükseklik çarpı taban alanı bölü 2. Yüksekliğim bulmak için Pisagor teoremini kullanabilirim. AB'yi ortadan 2'ye böldüğümüze göre şu uzunluk 4. 5, 4 demek ki burası 3. Şimdi taban uzunluğum 8. Şuradaki taban uzunluğum 8. 8 çarpı 3 bölü 2 bana ACB'nin alanını verecek. Yani alan ACB 8 çarpı 3 bölü 2. Bu da 12. Yine alan ADB tamamen aynı şekilde. Burada da bir 5, 4, 3 üçgeni var. Ondan sonra 8 çarpı 3 bölü 2 12 verecek. Ve bu dörtgenin, tekrar ediyorum, bu bir dikdörtgen olmak zorunda değil ama bir dörtgen, toplam alanı 12 artı 12'den 24 olmuş olacak ve yanıt bursa olacak. Hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.